Hem doğuyuz hem batıyız biz. Medeniyetlerin buluştuğu bu topraklarda binlerce yılda oluşan bir harmoninin birlikte zengin, birlikte güçlü ilahi ahengiyiz biz. Her seferinde yeniden doğduk küllerimizden. Azmi inovasyonla bilenen, genç ruhu tutkuyla büyüyen, inancıyla gelişen bir ülkeyiz biz. Türkiye yeni markasıyla hikayesini dünyaya anlatıyor. Türkiye gücünü ve potansiyelini keşfediyor. Sayın Başbakanım, Sayın Başbakan Yardımcım, değerli bakanlarım, değerli yabancı misyon şefleri, sivil toplum örgütümüzün değerli liderleri, değerli konuklar, değerli basın mensupları. Sözlerime medeniyetimizin hikayesini dünyaya anlatan, anlatma yolunda hizmet etmiş ve etmekte olan herkesi işten bir saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyorum. Onlar ki bugüne kadar gerçekleştirdikleriyle bize ilham ve cesaret kattılar. Sayın Başbakanım, bizler sizin de hep ifade ettiğiniz üzere muazzam bir medeniyetler zincirinin mirasçısıyız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla sulanmış bu toprakları Bizim kılan ecdadımıza minnetler, bize bu toprakları ihsan eyleyen Allah'ımıza şükürler olsun. Tarih boyunca sahip olduğumuz muazzam mirasımızla hepimiz gurur duyduk. Duymaya da devam ediyoruz. Vakit erdi. Şimdi vakit bu gururu, bu medeniyet ufkunu, bu ilahi ahengi ve harmoniyi tüm dünyaya anlatma vakti. Bundan 15 evvel burada bu salonda Yeni Türkiye markasını Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde seçkin bir toplulukla sunma onuruna erişmiştik. Sayın Başbakanım, bugün sizin teşriflerinizle Türkiye markasının reklam kampanyasını milletimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu mutlu bu değerli güne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 300 yıldır sürdürdüğümüz biz batı mıyız yoksa doğu muyuz tartışmasını biz hem doğuyuz hem de batıyız diyerek noktalamanın günü. Sayın Başbakanımız, milletimiz istikrarın ülkemiz için çok önemli olduğunu görmüş, bir Kasım seçimleriyle istikrarı seçmiştir. Şimdi bu sağduyulu ve aziz millet, yetiştirdiği evlatlarından yani bizlerden hizmet ve marifet bekliyor. Bizler önümüze büyük hedefler koyduk. 2023'te dünyanın 10. büyük ekonomisi olacağız dedik. İnsani kalkınmışlık endeksinde üst sıralara ulaşacağız dedik. Bu hedefleri gerçekleştirmek için bir yandan çok çalışırken öte yandan doğru hamleleri zamanında yapmamız gerekiyor. Bugün sizin huzurunuzda doğru bir hamlenin başlangıcını yapıyoruz. Sayın Başbakanım, hayata geçirilme sürecine değerli katkılarınızı esirgemediğiniz yeni Türkiye markası, küresel algımızı geliştirme ve yönetme sürecinde önemli bir aracımız olacak. Biz bu markayla dünyaya çok önemli şeyler söylüyoruz. Turkey discovered the potential. Bu bir marka değil. Mark olan Türkiye'nin tam da kendisi. Turkey Discovered Potential'la tüm dünyaya bir teklif yapıyoruz. Bu teklif sıradan bir reklam sloganı veya tam tanımlayıcı bir işaretten ibaret değil. Bu teklif Doğu Batı şeklinde ikiye bölünen insan medeniyetine, insan ruhuna ve insan zihnine yapılan büyük bir birleşme çağrısıdır. Rabbin yarattığı ırkın coğrafyanın dilin ve siyasetin ayraçlarıyla bölme vakti artık dolmuştur. Yeni markamızın işaret diliyle dünyaya şunu söylüyoruz. Biz üzerinde yaşadığımız coğrafya ve taşıdığımız mirasla doğunun ve batının bir sendesiyiz. Dünyayı ve kendini keşfe çıkan her kişi bu topraklarda bölünmüş ruhunun diğer yarısını bulacaktır. Bu topraklar gönül gözüyle bakmayı bilenlere zaman gelir Mevlana'nın gel ne olursan gel çağrısında zaman gelir Tatyos Efendi'nin bir bestesinde ruhunun öbür yarısını teklif eder. Değerli konuklar, aslında markamız bir tasarımcı tarafından tasarlanmadı. Çünkü bizim markamız bu topraklarda yaşayan tüm medeniyetler tarafından 10 bin yılda nakış nakış, emek emek tasarlandı. Markamızı oluşturan tüm sembol ve işaretler, bu topraklar üzerinde yaşamış olan medeniyetlerin en kıymetli sembollerine sırtını dayıyor. Bu sebeple markamız varoluşuyla tüm dünyaya yapılan güçlü ve ilham verici bir keşfe davet çağrısıdır. İnsanlığın hazinelerini ve medeniyetlerin birleşmiş ruhunu keşfetmeye davettir bu çağrı. Sayın Başbakanım, değerli katılımcılar. Çağımız görsel ve işitsel bir bombardımanın had safhaya çıktığı, körleştiren ve sağırlaştıran bir çağdır. İletişim samimiyetini büyük ölçüde yitirmiştir. Biz kalıcı itibarın gerçek kaynağının samimiyetten geçtiğine inanıyoruz. Bizler son derece güçlü bir medeniyetin mirasçılarıyız. Üzerinde yaşadığımız topraklar insan medeniyetine çok şey katmıştır ve çok şey katmaya da adaydır. Medeniyetler ittifakı çağının en önemli savunucusuyuz. İnsanlığın modern çağlarla beraber hırsla aramaya koyulduğu zenginlik, huzur ve mutluluğu uzaklarda aramaya gerek yoktur. Mutluluk hazinesinin öteki yarısının giriş kapısı Türkiye'dir. Bu vizyonla Yeni markamız açıkça şunu söylemektedir. Yeni Türkiye kendini besleyen tüm evrensel ve kadim değerlerle barışık bir sentezdir. Bugün milletimize sunduğumuz Turkey Discovered Potential bu teklif, bu işaret bugün çoğu bu toplantıya katılan tüm paydaşların birlikte çalışmasının en geniş katılımlı işbirliğinin sonucudur. Turkey Discovered Potential Türkiye'nin küresel tanıtımına paydaş olan tüm sivil toplum örgütleri, büyük holdingler, reklam şirketleri, iletişim ve medya dünyasının temsilcilerinin ve akademisyenlerimizin birlikte geliştirdikleri ortak bir teklif, ortak bir işarettir. Şimdi bu projeye destek veren tüm paydaşlarımızı birlikte bir hatırlayalım. Müzik kürsüden bu sürece liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na, Sayın Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş'a, Sayın Ekonomi Bakanımız Mustafa Elitaş'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mahir Ünal'a, Avrupa Birliği Bakanımız Volkan Bozkır'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, Eski Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi'ye, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonraki süreci de tam bir eş güdüm ve koordinasyonla sürdüreceğiz. Türkiye'nin hikayesini anlatmışını tam bir kolektif eyleme dönüştüreceğiz. Sayın Başbakanım, değerli konuklar, küresel kampanyamız 1 Aralık tarihinde Ekonomi Bankalığımız tarafından başlatıldı. Biraz sonra Sayın Ekonomi Bakanımız bu süreci sizlerle paylaşacak. Bugün başlayacağımız ulusal Türkiye kampanyamızın hedefi, Türkiye'nin kanaat liderlerinden başlayarak ülke insanına tanıtımıdır. Amacımız yeni markamızın ve bu marka vesilesiyle başlattığımız küresel iletişim atağından her insanın haberdal kalınması ve deyim yerinde ise hayır duasının alınmasıdır. Bizim yaptığımız kampanyaya ilaveten önümüzdeki haftadan itibaren özel sektörümüzün 30 saygın şirketi Türkiye'nin yeni markasıyla kendi ürün ve markalarını birleştiren gazete kampanyaları yapacaklar. Bu noktada kampanyamıza destek veren TRT, Doğuş, Doğan, Turkuaz, Ciner, Türk Medya, Yeni Şafak, Fox, Cumhuriyet Medya gruplarına, Türk Hava Yolları'na ve Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden ötürü Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Başbakanım, yurtdışı kampanyalarımızda önümüzdeki yıldan itibaren sadece reklam yapmayacağız. Hikayelerimizi anlatan içerikler oluşturmaya yönelik son derece inovatif, yeni nesil iletişim politikaları izleyeceğiz. Her ülkenin önemli menajer mensupları, kanaat önderleri bizim hikayemizi anlatıyor olacaklar. İnteraktif ve melez bir hikaye anlatma modeli geliştireceğiz. Sayın Başbakanımızın desteğiyle Ekonomi Bakanlığımızın liderliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türkiye dışında iş yapan tüm kişi ve kuruluşlarımızla hep beraber davranarak Türkiye'nin hikayesini dünyaya anlatmaya çalışacak ve Türkiye'nin dünyadaki marka algısına pozitif ve ölçülebilir katkılar yapacağız. Özellikle bu konuda Sayın Başbakanımız bugün bizlerle birlikte oldu bu yoğun günde. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Yolumuz ve yolumuz açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygılar sunuyorum.